Başkanımızın talimatlarıyla başlatılan 5 Mart'ta Boztepe ilçemiz ile başlayan Kaman, Akpınar, Çiçekdağ, Akçakent ve Mucur ilçelerimizle devam eder. Bugün de Merkez İlçe Anlatma ve Aydınlatma toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi sizlere misafirlerimizi takdim ediyorum. Gaziantep Milletvekilimiz Ali Muhittin Taşdoğan Bey. MYK üyemiz İbrahim Uzun Bey. MDK üyemiz Fazla Çağrı Kuş Bey. Sevgili Kırşehirliler, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatlarıyla biliyorsunuz İl İl Anadolu programı başlatmıştık. Türkiye'nin 81 ilini gelmiştik, dolaşmıştık. Zillet İttifakı'nın, Genel Millet İttifakı diyoruz da başkanım, Zillet İttifakı'nın nerede durduğunu, Cumhur İttifakı'nın önce ülkem ve milletim diyenlerin nerede durduğunu dilimizin döndüğünce anlatmaya bütün parti teşkilatları olarak devam ediyoruz. Şimdi de ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantısıyla 2 gündür Kırşehir'deyiz. Kırşehir'e geldiğimiz günden beri Ahi Evran'ın memleketinde olduğunu arkadaşlar, dostlar, siz dava arkadaşlarımız bize hissettirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. 2 gündür anlatmaya ve aydınlatmaya Kaman'dan başladık. Az önce Mucur'dan geldik. Burada merkez ilçe teşkilatımızla da tamamlayacağız inşallah. Cenab-ı Allah nasip ederse. O ol derse olur. Ol demezse hiç yaprak bile kımıldamaz. Bu vesileyle Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'i selam, sevgi ve hürmetlerini hepinize arz ederim. Sayın Vekilim, öncelikli olarak size kısaca bir Kırşehir merkezci hakkında bilgi vereceğim. Kırşehir 1867 yılında Bucak, 1869 yılında ilçe, 1870 yılında sancak, 1924 yılında il olmuştur. Kırşehir merkez ilçe nüfusu 160.737'dir. Bu nüfusun 79.366'sı erkek, 81.371'i kadındır. Kırşehir merkez ilçeye bağlı 14 mahalle, 1 belde, 53 köy vardır. Kırşehir merkez ilçenin geçim kaynağı 2 adet büyük fabrikanın dışında tarım ve hayvancılıktır. Tipik, küçük, sakin, yaşanabilir bir Anadolu şehridir. Adım adım 2023 ilçe ilçe aydınlatma toplantılarının ilkini 5 Mart Boztepe ilçemizde başlattık. Ardından dün Kaman Akpınar, ardından Çiçekdağ Akçakent, bugün Mucur, şimdi de bu salonu şereflendiren sizlerle birlikte Allah izin verirse icra edeceğiz. Değerli dava arkadaşlar, Kırşehir ve Kırşehirli ülkücüyü seven bir şehir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi 94 yılında belediyeyi Metin Çobanoğlu Bey ile kazandı. İkinci seçimini 99'da tekrar kazandı. Ardından milletvekilliğinde iki tane vekil çıkardık. Sayın Genel Başkanımızın takdirleriyle Kırşehir'imize bir bakan verildi. Ardından 2007 yılında tekrar bir vekil çıkardık. Bu zamanımıza kadar da şu ana kadar vekil çıkaramadık. Allah nasip ederse 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde Sayın Genel Başkanımızın her defasında söylediği Cumhurbaşkanlığı adayımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e oyumuzu da Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 ilalinin altına mührü basacağız Allah izin verirse. Kırşehir'de tekrarı bu şehre yaşatacağız. Önce milletvekilliğini, bir sene sonra yapılacak olan belediye seçimlerinde de belediye başkanlığını kazanıp şehre hizmet edeceğiz. Çünkü bu şehre ülkücüler hep hizmet etmiştir. Bunu bu salonda bulunanlar, şehirde bulunanlar herkes iyi biliyor arkadaşlar. Tabii bak burada Sayın Milletvekilimiz Muhittin Bey var. Biz beraber il başkanlığı da yaptık, mesai çalıştık. Çağrı Bey var, kardeşimiz Kırşehir. İbrahim Bey var, Kırşehirli. Bunlar biraz sonra sizlere Ankara'dan getirdiği havadisleri anlatacaklar. Sizler burada aldığınız havadisleri
Bulunduğunuz her ortamda, evdeyseniz evde, kahvedeyseniz kahvede, hangi ortamdaysanız orada, buradan aldığımız bilgileri dağıtarak, anlatarak, fazla insanlara ulaştırarak bu harekete katkı sağlamanızı istiyorum. Hepimiz, hep beraber. Biz koşacağız, siz arkamızda yürüyeceksiniz arkadaşlar. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil makamı olarak elimizde ne geliyorsa yapacağız. Ama arkamızda bir dağ, arkamızda bir güç, siz olacaksınız. Ben burada İl Ocak Başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize, kaçıp il başkan yardımcıma, siz değerli hanımefendilere, beyefendilere güveniyorum. Güvenimizi de inşallah boşa çıkarmayacağız. 2023'te hem Cumhurbaşkanını seçeceğiz, hem de milletvekilini seçeceğiz. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Yüce heyetinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum.